öfke, korku, kızgınlık gibi duygular önce nefesimizi tutmamız ardından da zamanla yanlış nefes alışkanlıkları geliştirmemize sebep oluyor. Öte yandan doğru nefes teknikleriyle daha sağlıklı, daha enerjik, daha dinç olmamız mümkün. Nefes terapisti Emrah Bozkurt doğru nefes tekniklerini anlatıyor, sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını paylaşıyor. Basitte mucize vardır ve insan bedeninin en basit mucizesi nefestir. Eğitimini bu yönde yoğunlaştırıp yurt içi ve yurt dışında nefes koçu sertifikaları aldıktan sonra Üsküdar'da Nefes Dönüşüm Kişisel Gelişim Merkezi'nde eğitimler vermeye başlayan Emrah Bozkurt, sağlıklı yaşamın en önemli yapı taşlarından birinin doğru nefes olduğuna inanıyor ve her yaştan birey için bu alanda farkındalık yaratıyor. Benim nefesle tanışmam aslında oyunculuk eğitim almaya başladığımda diksiyon ardından da müzikalde şan eğitimleriyle başladı. İlk o zaman fark ettiğimi söyleyebilirim. Nefes terapisi, nefes koçluğu, profesyonel yaşam koçluğu araştırmalarına itti beni. İnsanın daha çocukluktan itibaren yaşadığı travmalar, korkular, endişeler, kendi içinde olan ya da etrafında yaşadığı bir takım stres anlarına verdiği reaksiyonlar önce nefesi blokluyor. Bir takım blokajlar oluşturuyoruz. Mesela doğru nefes dediğimiz nedir? Evinde bebeği olan, çocuğu olanlar 3 ya da 5 yaşına kadar işte bunun doğru gitme süresi. Bir incelesinler, özellikle çocuklar uyurken. Öyle güzel bir şekilde alt solunum yaparlar ki diyaframına çok güzel nefesi alır burnundan sessizce, sonra tekrar burnundan verir. Uykusuzluğun, stresin, huzursuzluğun bir sebebi de doğru nefes alamamak diyor Emrah Bozkurt. Bilim adamlarının, tıp mensuplarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda en kapasiteli nefes alan insanlar nefes kapasitesinin %30'unu kullanıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? %70 mutsuzuz demek. %70 stresliyiz demek. %70 panik atak. %70 huzursuz demek. Ve benim en çok önemsediğim %70 uykularımız çok kötü demek. İster bireysel, ister kurumsal, nefes terapilerinde geniş bir yelpaze sunuluyor. Burada yol haritası şöyle belirleniyor. Öncelikle sizlere nefes farkındalığını vermeye çalışıyoruz. Bunun için de yapılan yanlışın bedeninizdeki etkilerini size hızlıca gösteriyoruz. İkincisi, size verdiğimiz egzersizlerle bu farkındalığı oturtarak doğrusunun ne olduğunu pekiştirmenize yardımcı oluyoruz. Son olarak ve en önemlisi de artık bunu otonom sinir sisteminize öğretiyoruz. Yani doğru nefesi düşünmeden bedeniniz kendi kendine yapıyor. Süreç aslında bu. Hangi yaşta başlamak gerekiyor nefes terapisine? Bunun bir sınırı var mıdır başlangıç? Bunun sınırı yok ama çocukların doğru nefes almayı kaybetme periyodu 3 ve 5 yaş arasında. Hani 5 yaşı sınırı olarak alırsak zaten şu anda başladığımız bir bilim ve sanat akademisinde 5 yaş ve üzerindeki çocuklara aileleriyle beraber nefes derslerine başladık. Yani çocukluk yaşından itibaren bu eğitimleri almak mümkün. Daha sağlıklı bir yaşamın yapı taşı olarak da görebilir miyiz? Kesinlikle doğru. Peki yetişkinler için 1,5 saatlik bir periyodu var dedim bu eğitimin. Evet. Bunun sürekliliği ne kadar süreli bu eğitimi almalı? Şimdi alışkanlığı bu yeniden kazanmak. Kişiden kişiye değişiyor ama normalde 4-6 hafta arası oturmuş oluyor. Güzel. Bu süre içerisinde doğru nefesi öğrenmeye başlamış oluyoruz diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.